Tabii ki puan kaybettiğimiz için üzüntülüyüz ama oyunun bütün bölümlerinde iyi oynadığımızı, çok fazla pozisyon ürettiğimizi, bunları sonuçlandıramadığımızı net bir şekilde gördük. Yani özellikle ikinci yarı 2-1 sonrası girdiğimiz pozisyonlar, burada üçüncü golü atıp maçı erken bir şekilde bitirebilirdik. Devamında 2-2 sonrası da oyunun yani o, aslında maçın başından sonuna kadar belki bizim öne geçtiğimiz dakikalar dışında öne geçtiğimiz dakikalar bence maç oynanıyordu. Onun dışında maç oynanmadı zaten. Çok fazla durdu. Burada belki sahanın en iyilerinden biri Berke yaptığı kurtarışlarla sahanın en iyilerinden biriydi ve çok başarılıydı. Ama oyunu yavaşlatma, oyunu oynatmama anlamında da bence sahanın en kötüsüydü ve aslında buna müsaade eden de maçın hakemiydi. Çok geç sarı kartı gösterdi. Yani 8 kere falan belki su içti herhalde kale arkasından alıp. Burada oyunu bence hakemin de iyi yönetemediğini düşünüyorum ama hani genel olarak bunu biz geçen hafta da gördük. İlk yarı Bodrum maçı da maç top oyunda 21 dakika kalmıştı. Yani maçların çoğu aslında oynanmayarak geçiyor. Bu bir alışkanlık ama burada da hakemlerin buna izin vermemesi gerekiyor. Ama bence hakemlere ilk öğretilen şey de bence yani bizim şu andaki mevcut sistem içerisinde ilk öğretilen şey de oyunu yavaşlatmalar herhalde. Oyun ne kadar yavaş olursa sizin avantajınıza diyorlar herhalde hakemlere. O yüzden bence daha bu anlamda hakem maçın içerisine girebilir. Uzatma dakikaları, yani uzatma dakikaları bile çok fazla vakit geçirildi. O yüzden yani herhalde 8-9 ayrı kişi yere yatmıştır Eyüpspor'da. Yani özellikle mücadeleden dolayı tabii ki kutlayacağım. Yani rakibimiz mücadele etti. Ama hangi takım daha yorgundu? 3 gün önce rakibimiz maç oynamış gibiydi. 6 kişiye kramp girdi. Yani 3 gün önce maç oynayan bizdik aslında. Galatasaray kramp girecekse Galatasaraylı oyunculara girmesi gerekiyordu. Ama oyun içerisinde bunu çok fazla kullanıldığını, yani dediğim gibi eğer müsaade ederseniz zaten kullanılır. En büyük şikayetim bu olacak ama onun dışında tabii ki rakibimizi sonuçta bir puan aldılar. Tebrik etmek gerekiyor. Kendi içimizde de bugün özelinde yani en kötü sonlandırmaları yaptığımız yani 10 tane net pozisyon kaçırmışız. Yani girdiğimiz pozisyonlar, gol beklentimiz, rakip ceza sahasında buluşmamız yani inanılmaz bir şekilde ürettik ama kalemizde de iki tane gol gördük ve çok az pozisyon vermemize rağmen, çok az şut attırmamıza rağmen iki tane kalemizde gol gördük. Bizim gibi takımın bu golleri atıp ne olursa olsun maç oynatılmamaya çalışılsa bile bu golleri atıp maçı kazanması gerekirdi. Ama takıma güveniyorum. Bu tabii ki yani tabii eksiklerimiz var. Oyun içerisinde de eksiklerimiz oldu. 3 gün sonra bu maçın oynatılması sakatlık riskini tabii ki göz önüne alıyorduk bugün için. Şanslıyız, çok fazla sakatlık olmadı ama maç önü de tabii ki şeyi de öğrendik. Yani bu da bizim için büyük bir sürprizdi aslında. Yani yayıncının böyle bir talebi olmadığını öğrendik. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada yayıncıyı da bu işin içerisine katılmıştı ama yayıncının böyle bir talebi olmadığını öğrendik. Bu da tabii ki bizi üzüyor. Yani bu güvenimizi kırıyor. Türk futbolunun geldiği noktada zaten milli takım olarak son iki maçımızın çok kötü geçtiğini gördük. Takımlarımızın burada desteklenmesi gerekiyor Avrupa'daki ülke puanı için. O yüzden ben şunu hiçbir zaman söylemiyorum tabii ki. Yani niye biz bugün oynadık demiyorum. Aslında üç takım da yarın oynayabilirdi. Yani Salı da oynayabilirdi. Yani oraya da atabilirdik. Bu bahane değil. Oyun içerisinde dediğim gibi çok fazla ürettik. Ama bu sakatlık riskini aslında aldık bugün ama bunu çok şükür yani bir sakatla geçtik. İnşallah çok fazla bir şey çıkmaz. Dediğim gibi 2 puan kaybettik ama oyun olarak da istek olarak da ya yani bundan sonraki maçlar için Galatasaray takımının gücünü her zamanki gibi gösterdik. Ben taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün geldiler. Yine bizi her zamanki gibi desteklediler. Hepsine bu anlamda da teşekkür etmek istiyorum. Şöyle tabii ki biz Galatasaray takımı olarak işte önde giden takımız. Son iki senenin şampiyonuyuz. Burada da
benim üzerime bazı şeylerin yoğunlaşması teknik direktör olarak tabii ki beklediğimiz şeyler. Yani orada kim yapıyor, neden yapıyor onu söylemekten çok bu tabii ki beklediğimiz şeyler ama genel olarak baktığımızda bence bugün özelinde yani yapılan hakem atamasının aslında yani bir yandan da hem taraftar hem hepimizi provokede ettiğini de düşünüyorum. Yani buradaki hani soru işaretlerinin çoğalması hem hakem ataması hem VAR atamasının soru işaretlerini insanların kafasında çoğalttığını da söyleyebilirim. Yani oyun içerisinde de hakemin çok rahat olmadığını gördük ama bir yandan da tabii ki çok genç bir hakem. Yani daha önce yine bir hata yapıldı. Beşiktaş, Trabzon-Fenerbahçe maçına verildi. Orada da gerçekten performans olarak iyi bir performans sergilemedi. Ama dediğim gibi yani biz hiçbir türlü bir şeyle ilgilenmiyoruz. Biz sadece oyunumuza odaklanmak zorundayız. Bugün de aslında üretkenlik olarak bunu yaptık. Yani ne olursa olsun, kim olursa olsun. Hani biz ürettik ama atamadık bugün. Yani çok fazla net gol pozisyonları kaçırdık. O yüzden tabii ki üzüleceğiz ama burada da yani bir sonraki maç, bundan sonraki haftalar için daha sakin, daha işimize yine odaklanır bir şekilde olacağız. Yani ben demin de söyledim, takım oyuncularıma güveniyorum, oyunumuza güveniyorum. O yüzden ne olursa olsun, karşımıza ne çıkarsa çıksın, üstesinden gelmemiz gerekiyor. Rotasyonla ilgili de dediğiniz gibi tabii ki çok çok fazla seçeneğimiz bazen olmuyor ve tabii ki her maç çok önemli bizim için. Yani burada da bir değişiklik yaptık. Yani sadece Sallay girdi. Diğer oyuncuları tabii ki kontrollerini yaptık, konuştuk ve geri bildirimleri önemliydi. Bir de tabii ki yorgunluk testlerini yaptık. Ona göre de değerlendirdik aslında. Dediğim gibi yani oyunun içerisinde aslında rakip daha dinlenikti ama onlar bizden daha çok yoruldu. Bunu hep dile getiriyoruz aslında. Yani topu oyunda kalma süresi. Geçen hafta da dediğim gibi Bodrum deplasmanı ilk yarı 21 dakika kalmıştı. Hem bugün bence büyük bir ölçüde hakem faule de müsaade etti. Yani bunu hakemin yönetmesi gerekiyor tabii ki. Bunu yönetecek hakemin de çok elit ve tecrübeli bir hakem olması gerekiyordu. Yani bu profil onun çok dışında. Yani işte bugün maçı yöneten hakem bu profilin, yani bu maçı yönetebilecek, bu büyük maçları yönetebilecek bir profil değil. Yani bunu Fenerbahçe-Trabzon maçında da gördük. Yani bu seviyedeki, tabii ileride bu olabilir, bilemiyorum. Yani onu yönetebilir ama burada çok erken onun için. Yani bu tür seviye, bu seviyede maçları yönetmesi için çok erken. Yani sonuçta ona da yazık ediyorlar diye düşünüyorum. Yani bu tür maçlara bu kadar tecrübesiz hakemleri vererek onlara da yazık ettiklerini düşünüyorum. İleriye dönük de bu hakemlerden performans almak da zor olacak. Tabii ki desteklemek, katılıyorum. Hepimiz destekleyeceğiz hakemlerimizi. Yani sahada cesur olmalarını istiyoruz ama bence maçı oynatmak üzerine gitmek gerekiyor ve özellikle elit takımları ve elit oyuncuları zaten bütün dünya koruyor. Yani aslında yani hakemlere ilk söylenen elit takımlar, elit oyuncuları korumanız gerekiyor. Ve oyunu oynatmanız gerekiyor. Ben ikisinin de bugün olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili tabii ki bir şey yapamıyorsunuz. Burada konuşuyoruz. İşte dışarıda konuşuyorsunuz ama bunu hakemlere verebilecek, öğretebilecek kişiler biz değiliz tabii ki. Onların bir hakem hocaları var, MHK var. Yani MHK'nin bunun ne kadar verebildiğini hakemlere tam olarak göremiyoruz. Yani hakemlik mesleğinin ne kadar geliştiğini tam olarak göremiyoruz. Tabii ki devamlı MHK başkanı değişiyor. Yani bunun çok fazla bu değişimin de yani gerçekten oraya en doğru kişiler mi geliyor? Yoksa en doğru kişiler gelmiyor mu? Bu sistemi değiştirmemiz mi lazım? Yani hakemlik şeyinde sistemini de değiştirmemiz mi lazım? O da hep tartışılıyor tabii ki. Yani bunun daha özerk bir şey mi olması gerekiyor? Federasyon bünyesinde olması mı gerekiyor? Yani burada da soru işaretleri çok fazla çoğalıyor ama yani yetiştirici çok önemli. Futbolda da aynı şekilde. Yani hakemlik içinde iyi yetiştiricilerin olması gerekiyor ki bu performanslar, bu oyun daha yukarılara gitsin. Şöyle tabii ki bu tür şeyler her takıma karşı yapılmaya çalışıyor. Yani diğer takımı biraz da motive etmek için. Yani işte o takımın hocaları üzerinden, başkanları üzerinden
İşte sarı kart görüyor oyuncular, işte bu yüzden oldu, işte sakatlanıyor bu yüzden oldu. Yani bu şekilde çok fazla aslında komplo teorisi kurabilirsiniz. Aslında bunların kurulma nedenlerinden biri de dediğim gibi yani rakip takımı en güçlü şekilde sahaya motive bir şekilde çıkartabilmek. Burada da ben bugünün özelinde tabii ki rakibimiz yani çıktı, elinden geleni yapacak. Ben yani rakibimizin en iyi oyununu oynamasından, en iyi performansını oynamasından ben mutlu olurum. Türk futbolu açısından mutlu olurum. Ben bugünün özelinde tek beni rahatsız eden şey dediğim gibi yani inanılmaz vakit geçirme vardı. Yani bu vakit geçirmeyi eğer siz bu kadar çok fazla çoğaltıyorsanız ve hakem tabii ki buna izin veriyor. Yani buna izin vermezse zaten hakem olmaz. Yani birçok pozisyonda da oyun kesildi. Yani tam pozisyona giriyorsunuz, tempoyu yükseltiyorsunuz, biri yatıyor. Tam pozisyona giriyorsunuz, tempoyu yükseltiyorsunuz, biri daha yatıyor. Yani burada bu kadar üretkenlik bizim için iyiydi ama dediğim gibi yani rakiplerin de aslında oynama üzerine oyunu kurması gerekiyor. Yani burada hani kalecilerin özellikle bunu çok fazla yaptığını görüyoruz. Bugün Berke inanılmaz bunu yani maçın içerisinden çok çaldı. Ve burada da belki onun gösterdiği performansın da bazen önüne geçiyor bu tür şeyler. Çünkü çok önemli bir performans gösterdi, çok önemli bir oyun ortaya koydu. Ama tam tersi diğer taraftan yani benim gözümde yani geçirdiği zaman ve oyunu yavaşlatması anlamında da olumsuz bir puan alıyor. Tabii ki yani burada önemli olan takımlar için puan almak, rakipten puan alabilmek. Burada da rakiplerin en iyi şekilde en güçlü haliyle sahaya çıkmasında gayet normal biliyoruz. Bundan dolayı bir şeyimiz yok, sıkıntımız, şikayetimiz yok. Hakemlerle ilgili yani onunla ilgili çok fazla konuşmayacağım ama gerekli konuşmaları kulübümüz yapacaktır, başkanımız yapacaktır. Mevcut düzen üzerinden gerekli konuşmaları başkanımız yapacaktır. Benim yani hepimiz çok şey söyleyebiliriz ama şu anda söyleyecek çok fazla şey olmadığını düşünüyorum kendi açımdan ama bununla ilgili kulübümüz bir açıklama yapacaktır.